Kaydı başlattık. Ekran paylaşımı da yapıyoruz değil mi? Yapıyoruz. Hadi devam edelim arkadaşlar. Tamam. Hocam nesne temelli programcılık zor mu? Değil. Bence değil. Ama nesne tabanlı programlamacılık işin özü yani. Asıl kodların düzenli yazılması, daha rahat, daha sonrasında daha rahat işlemler uygulanabilmesi için nesne tabanlı program. İşte nesne tabanlı programlamacılık ne biliyor musun aslında? Birazdan öğreneceğimiz fonksiyonlar yazmak, döngüler yazmak, işi çok daha basit halde halletmek. Yani şöyle 100 satırda yapacağın işi 5 satırda halletmek. Daha sonra değiştirmesi çok kolay oluyor falan. Çok kısa oluyor, okunur oluyor gibi gibi gibi. Nesne tabanlı programlamacılığın asıl amacı bu. Yani böyle yüzlerce satırda yapacağın işlemi 5-10 satırda halletmeyi yarıyor yani. Biraz daha profesyonel yazın diyelim. Ne zaman oyun yapabilecek düzeye gelebiliriz? Ya dediğim gibi oyunu şu platformda çıktı olarak yapmayı ben göstereceğim size. Yani 1-2 hafta sonra hatta birlikte birkaç oyun yapacağız dediğim gibi. Ama gidip bir arayüz olarak gerçek yani masa üstünde oynanan bir oyun yapma işlemi onun için başka kütüphaneler öğrenmen gerekecek. Ben arka planı anlatıyorum şu anda. Arayüze dökme işlemini öğretmeyeceğim. Oyun nesne tabanlı programcılık mı? Yok. Oyunla pek alakası yok. Ama büyük oyunlar OOP ile yazılıyor tabii ki. Büyük oyunlar. Neyse. Hadi devam edelim arkadaşlar. Şimdi break işlemi anlaşıldıysa evet, continue statement diyelim bakalım hadi. Continue ifadesi. Oyuncu koltuğu çünkü en rahat koltuklar oyuncu koltukları oluyor. Kodlamacıların favorisi. Arkadaki oyuncu koltuğu. Aa, ben oyuncu değilim. Rahat diye aldım. Haydi devam arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Geçtik. Neye geçtik? Break anlaşıldı mı? Şuraya bir hızlıca da bir oylama yapalım. Break statement'ı tam olarak anladım. Diyelim. Bir de break statement'ı tam anlayamadım ya diyelim. Break statement'ı hiç anlamadım diye. Evet, tam anlayamayan birkaç kişi işaretledi ama çoğunluk gene tam olarak anladım diyor. Bu oylamalarda hakikaten bu grupta birazcık formalite gibi oluyor yani. Genelde herkes anladığımı işaretliyor. Demek ki anlıyorsunuz. Güzel. Başarılı bir ekip. Öyle diyelim. Şöyle söyleyeyim yani yaşça küçük olmanıza rağmen bence de iyi işler çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Yani büyük çoğunluğunuzun yaşı bayağı küçük. Evet. Hadi devam edelim. Tamam. Continue statement'la devam edelim. Başladık. Continue. Continue'nun görevi neydi? Hemen bir daha hatırlatıyorum Continue'nun görevi. Evet. Break gibi döngünün sonlanmasını sağlamaz. Fakat döngünün en başa dönmesini ve oradan devam etmesini sağlar. Yani döngüyü başa alır arkadaşlar. Bir olay yaşandığında döngüyü başa alır. Oradan tekrar devam etmesini sağlar. Mesela bunu şunu atayım size hızlıca. Bunu hemen kod üzerinde görelim. Kod üzerinde görelim. Evet. Arkadaşlar mesela gene aynı örnekle başlayalım. Önce 1'den 10'a kadar olan sayıları bir yazdıralım. For i in range 1'den 11 diyelim. Print i diyelim. Mesela 1'den 10'a kadar olan sayılar yazdırıyor. Şimdi ben şunu istiyorum. Ben şunu istiyorum. Şunlar yazdın yazdın yazdın. Şuradaki 3'ü görüyor musun? 3'ü. 3 yazdırılmasın. Yani 1'den 10'a kadar olan bütün sayılar yazdırılsın. Ama sadece 3 yazdırılmasın. 3'ü istemiyorum orada. Oradaki o 3 yazdırılmasını istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Hemen aşağıya tekrar kopyaladım aynı kodu. Evet. Şimdi tam 3 olduğunda şu anda i değerine bir 1 atanıyor yazdırılıyor. 2 atanıyor yazdırılıyor. 3 atanıyor yazdırılıyor. 3 atanıyor yazdırılmasını istiyorum. 3 atandığında ben bu işlem gerçekleşmesini istiyorum. O zaman bunu ne yaparım? Bunu şöyle yaparım. Alta indim bir şart koşuyorum yine if'le. Bu continue'da break gibi if'le şartla kullanılır genelde arkadaşlar. Hemen diyorum eğer i eşit eşit 3 olursa ise şurada hemen altına geçiyorum. Continue diyorum. Devam et. Eğer bu i 3 olduğunda başa dön. Tekrar döngünün başına dön. i'yi 4 yap. Ondan sonra yazdırmaya devam et. Ne yaptım anlayabildin? Şu anda 3 yazdırılmayacak. Bak çalıştıralım. Çalışma mantığını sonra tekrar konuşalım. 1, 2, hani 3? 3 yok. Başa dönük 4, 5, 6 diye devam ediyor. Çalışma mantığını bir daha söylüyorum. Önce i'ye 1 atandı. Şu şarta girmediği için yazdırıldı o 1. Print yaptırıldı.
Sonra döndük 2 atandı. Bu şarta girmedi. Yazdırıldı o 2. Sonra döndük İ'ye 3 atandı. İ'ye 3 atandığı için şu şarta girdi. Bu şarta indim. Continue çalıştı. Continue çalıştığında daha fazla alta inmiyorum. Continue çalıştı. Hadi döngünün başına. Tekrar döngünün başına girdik. İ'ye bu sefer 4 atandı. İ'ye atanan o 3'ü ben ekrana yazdırmadım. O 3'e belli işlemler yapmadım. Tekrar başa attım. 3 geçti. 4 oldu. 4 olduktan sonra buraya girmediği için yazdırdı. Devam etti. Continue mantığı da bu. Arkadaşlar özetle diyelim. Önemli değil mi Teğmen? Hocam mesela STR full out int gibi ifade listeden silebileceğiz değil mi? Evet evet. Yapacağız onları. Şu an ne yaptığımızı anladık mı? İ 3 olduğunda continue dedik. Onu atladık. Yani başa dön. Baştan devam et. Tam İ 3 olduğunda o yüzden yazdırılmadı arkadaşlar. Mantığı anladık. Evet. Hadi devam edelim. Birkaç tane daha örnek yapalım mesela. Mesela şunu öğrendiniz ya. Biraz daha ilerletebilirsiniz. Bundan sonra ilerletmeler sizin elinizde. Mesela başka ne isteyelim? Gene aynı. 1'den 11'e kadar olsun. Bu sefer 2 tane şey yazdırılmasın. Ne yazdırılmasın mesela? Ben 1'den 11'e kadar mesela şuradaki 4'ü yazdırmak istemiyorum. Şu 4'ü yazdırmak istemiyorum. Bir de kaç olsun? 9'u yazdırmak. 4 ve 9'un yazdırılmasını istiyorum. Bu durumda ne yapacağım? Aynı mantık. Eğer i dediğim şey eşit eşittir 4 olduğunda ya da bir şart daha var. Or ya da araya or koyabiliyorduk değil mi? Ya da i eşit eşittir 9 ise. Yani i 4 olduğunda ve 9 olduğunda continue devam et. Böyle dediğimde de 4 ve 9'u yazdırmayacak arkadaşlar. Bunları paranteze alma benim huyum. Almak istiyorum o yüzden. Evet. Yani i dediğim sayı 4 olduğunda continue et, başa dön. 4'ü yazdırmadan ilerle. Aşağıdaki print işlemi yaptırma 4'e. i 9'a atandığında, i'ye 9 atandığında gene 9'da da continue et. Devam et. Alta inme. Tekrar 9'u atla. 10 ol. Öyle yazdık. 4 ve 9'u yazdırmayacak burada arkadaşlar. Çalıştıralım. Bakalım. 1, 2, 3. Hani 4? 4 yok. 4'ü continue etti. Başa döndü çünkü. 5, 6, 7, 8, 9 yok şurada da. 9'u da atladık çünkü. Gibi. Gördüğünüz gibi aradaki or'la bağladık arkadaşlar. Tamam. Çok bir mantığı da bu. Continue'nun genel kullanımı da bu şekilde. Hocam or yerine and koymamız gerekmiyor muydu? Hayır. And koyarsak bu ne anlama geliyor biliyor musun? And ve anlamına geliyor. İ hem 4 olursa ve 9 olursa. Bir şey hem 4 hem 9 olabilir mi aynı anda? Yani 4 olsun ve 9 olsun. İkisi aynı anda doğru olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla hiçbir zaman çalışmayacak araya and koyarsak. Evet hala bir daha dedi and. Arkadaşlar araya and koyarsak hepsini yazdıracak. If'e hiçbir zaman girmeyecek. Bak koyalım deneyelim. Çalıştırdık. Bak 1'den 10'a kadar hepsi yazdırıldı. 4 de yazdırıldı. 9 de yazdırıldı. Niye yazdırıldı 4 ve 9? Çünkü araya sen şuraya öyle bir şart koştun ki bu şart hiçbir zaman doğru olamaz. Bu nasıl bir şart? Bu diyor ki i 4 olacak ve i de 9 olacak. Böyle bir şey olursa devam et. i 4 ve 9 aynı anda olamaz ki. Ama or dersen i 4 olursa ya da 9 olursa ikisinden biri yani. 4 olsa da continue et ya da 9 olsa da continue et dersen o zaman istediğin gibi çalışır değil mi? O zaman i 4 olduğunda 4 yazdırmıyor. 9 olduğunda 9 yazdırmıyor. 9. sınıf önermeler. Evet 9. sınıf önermeler konusuna banlıyor. Benziyor. Arada neden end olmadığını anlayabildik mi arkadaşlar? Arada neden end olmadığını anladık mı? Okey şimdi anladım falan. Evet. Bu neden olmuyor hocam? Abdülkadir ne diyor? 1'den 100'e kadar. Abdülkadir bir şart koşmamışsın ki. O ne yani? Şimdi bak. Abdülkadir'in yazdığına bakalım. Bunu çok kişi yapıyor. For döngüsü yapmış bir tane. 1'den 100'e kadar ikişer ikişer arttırılacak şekilde. Sonra bir if şart koymuş. If şartı ne burada? If i üzeri 4. İ üzeri 4 ne? İ üzeri 4 ne? İ eşit eşit 4 mi diyecektim burada? Eşit eşit 4 diyebilirsin. Yani i üzeri 4 kaç olsun? Ya da araya eşit eşit koyacaktın sanırım. Üzeri koymuşsun. Tamam. Continue mantığını anladık mı? Continue mantığı o elemanı atlamaya yarıyor. Şimdi bir sonraki soru geliyor size arkadaşlar. Bu soruyu siz yapın. Atacağım size de. Soru eksi 5 ile artı 5 arasındaki tam sayılardan karesi 9 yapan sayılar dışındaki sayıları ekrana bastıralım. Karesi 9 yapanlar olmayacak. Hemen attım soruyu. Eksi 5 ile artı 5 arasındaki sayı tam sayıları yazdıracaksın. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 diye. Ama karesi 9 olanları yazdırmayacaksın. Karesi 9 olan sayıları yazdırmayacaksın. Onlar hariç. Onları continue edeceksin. Haydi bir yapmaya çalışayım bakalım.
Tamam Mehmet Eymen, atmana gerek yok. Oluyor, anlamışsın mantığı. Soruyu yapmaya çalışayım bakalım. Eksi 5 artı 5 arasındaki tam sayılar döneceksiniz. Hocam biraz yukarı çıkarmışsınız. Çıktım. Şunları göndermedim mi? Soruya uğraşın bakalım arkadaşlar. Eksi 5 artı 5 arasındaki sayılar yazacaksınız. Ama eğer o yazdıracağınız sayının karesi 9 yapıyorsa onları atlayacaksınız. Şapkala eriyor hala. Evet, yine 47 kişi olmuşuz. Sonradan açılıyoruz. Arap atı gibi. Sonradan katılıyoruz. Sonradan açılıyoruz. Beşler dahil. Evet. İyi soru. Eksi 5 artı 5. Ne diyelim? Eksi 5 ve artı 5 dahil diye. Yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Şunu yapamıyoruz. Yapamıyoruz. İşte koyuluyor. Yani böyle koyuyoruz. Hocam hepsini yazıyor bende. Yok işte karesi 90. Evet cevapları gönderin bakalım. Baktık baktık baktık. Evet. Ali Efe'ninki doğru. Bakıyoruz. Mehmet Arda'nınki doğru. Adem'inki doğru. Güzel. Mehmet Fatih'inki doğru falan. Güzel. Efe'ninki de doğru. Efe'nin iyi kare yapmak yerine iyi çarpı iyi yapıyorsun. Bir alışkanlık mı? Birkaç kez görüyorum sen de onu herhalde. Aynı mantık. Bir fark yok tabii de. Muhammed'de de aynısını görüyorum. İ çarpı İ 9. Yanlış değil de tabii ki arkadaşlar. Sadece söylüyorum yani genelde İ kare daha rahat geliyor da. Bazıları İ çarpı İ olarak görmeyi daha rahat buluyor da olabilir. Peki. Hadi başlayalım. Evet bir tane hata var. Evet. If'ten sonra Elif Mina. Hata nerede bakalım ha. Bak bir for döngüsü. İçinde bir if. If'in sonunda bir kere iki nokta yok. If'in sonunda bir kere iki nokta yok. Ondan sonra continue'yu if'in içine yazmalısın. Bir tık boşluk bırakıp if'in içindeki indentation'a atmalısın bu continue'yu. Print dışarıda kalmalı. Evet, syntax hatası. Yani yazım hataların bayağı fazla. Yazım hatalarını düzelteceksin. Evet hadi başlayalım. Şimdi başlayalım bir kere. Eksi 5 ile artı 5 arasındaki sayılar döneceğim. For i in range eksi 5'ten artı 5'e kadar dersem şu anda print i dersem şu anda arkadaşlar ne olacak? Eksi 5'ten eksi 4, eksi 3, eksi 2 diye. Ama en son 5'i yazdıracak mı? En son 5'i yazdıracak mı? Hayır. Bunu da hatırlayalım. Stop noktası dahil değildi. En son 5'i de yazdırmasını istiyorsam ne yapıyordum? En son 5'i de yazdırmasını istiyorsam 5 değil de şurayı 6 mı yapıyordum? Eksi 5'ten 6'ya kadar diyordum. Ne de olsa 6 dahil olmayacak. 5'e kadar yazdıracak. Şu şekilde çalıştırırsam eksi 5 ile artı 5 arasındaki sayıları bana yazdırıyor. Çok güzel. Tamam. Amacımın ilk etabına ulaştım. Ama ben burada eğer bu i'nin karesi 9 yapıyorsa onları atlamak istiyorum. Onları yazdırmamak istiyorum. O zaman şöyle bir şart koşacağım buraya. Print'in önüne koşacağım bu şartı. Çünkü onları yazdırmayacağım. Print işleminden sonra koşmak değil önce. Eğer i'nin karesi eşit eşittir 9 ise continue et. O değeri continue et. Onu atla aşağıya inme. Print etme yani onu. Tekrar başa dön yeni değer alarak yoluna devam et. Dersek arkadaşlar çalıştırdığımızda. Bakıyoruz. Eksi 5, eksi 4, eksi 3 yok burada. Niye eksi 3 yok bu arada? Çünkü eksi 3'ün karesi 9 yapar. Eksi 3 olduğu an giriyor bu if statement'a. Dönüyor en başa. Tekrar eksi 2 oluyor. Eksi 2 ile devam ediyor. İniyor, iniyor, iniyor. Şurada 3 de yok gördüğünüz gibi. Tamam. Cevap bu. Tamam. Arkadaşlar çok fazla yazmayın. Discord'da çok fazla yazmayın. Dikkatim dağılıyor. Kafayı döndürüyorum. Çok gereksiz şeyler yazmaya başladınız. Yazmayın. Evet. Bir sonraki son olarak şu pass statement'a da değinelim. Bu kadar. Continue da bu kadar diyelim. Continue'nin mantığı da bu. Son olarak pass'e de değinelim. Pass de çok önemli değil ama yine de ne olduğunu bilin. Pass statement diyelim.
pass statement hemen pass ne işe yarıyor? Pass ifadesi ne işe yarıyor? Sadece bir yer tutucu ve hatırlatıcıdır arkadaşlar. Şöyle bir mantığı var yani. Şöyle kendimce yazayım aşağıya. Mantığı şu. Şimdilik burayı pas geçiyorum ve işlemlerime devam ediyorum. Ama daha sonra döneceğim gibi bir anlamı vardır diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Yani programlamacılar, biz şu anda tabii çok az kod satırı yazıyoruz ve IPYNB uzantılı hücrelerde çalışıyoruz. Yani hücre hücre çalışıyoruz. Ama ileride Py uzantılı dosyalarla çalışırsak ya da işte başka bir dilde çalışırsak falan çok uzun çok uzun kodlar yazacağız yani. 200 satırlı kodlar yazacağız. 200 satır arasında yani bir anlık bir yeri atlaman gerekebilir. Yani şura şimdi dursun da buraya da sonra ilgilenirim. Ben bir devam edeyim. Ben şu bildiğim yerleri halledeyim. En son buraya dönerim gibi kısımları PES yazıyorsun. PES'te bir oraya bir uyarı düşüyorsun, not düşüyorsun gibi bir şey. PES'in asıl kullanımı bu. Şimdi mesela bir tane örnek yapalım. Mesela başladık program yazmaya, tamam mı? Print. Mesela ilk kodumu yazdım. Şöyle print. Şu anda bir oyun yapımına başladım diyelim mesela. Tamam, şunu atayım. Şu yazıları attım. Evet, şu anda bir oyun yapımına başladım yazıyorum. Tabii bir şeye başladığımız yok da sadece yazıyorum. Ekranda bu yazacak. Daha sonra print oyun yapımım devam ediyor. Yazıyoruz hala. Oyun için kodlar yazıyoruz gibi hayal edin buraları. Daha sonra şurada bir for döngüsü yazmam gerekti mesela. Şurada bir for döngüsü yazmam gerekti. For e in range. Şurada 5 defa bir işlem yapmam gerekti mesela. Ama burada yapacağım işlem biraz da uzun bir işlem. Şu an aklıma gelmedi. Şu an bilmiyorum burayı. Hadi burayı atlayayım. Hadi burayı atlayayım. Aşağıda print oyunu yazmaya devam ediyorum. Print. Acaba bu kod çalışıyor mu? Acaba bu kod çalışıyor mu diye merak ettim. Mesela şunu çalıştıracağım. Şunu şu anda çalıştıracağım. Şuradaki kodum çalıştı mı? Şu son yazdığım print çalışıyor mu? Ben bunu merak ediyorum aslında. Bunu çalıştırdığımda bana hata veriyor. Şurada bir expanded indent block hatası veriyor. Indentation hatası veriyor bana. Sebebi arkadaşlar, sen şurada bir for döngüsü başladın. For döngüsü yapacağını söyledin. Ama bir şey yazmadım bunun içine. İşte ben buraya bir şey yazacağım ama ne yazacağımı şu an yazmak istemiyorum. Şu an fırsatım yok bunu yazmaya. Bir ilerleyeyim, bir oyunun diğer kısımlarını halledeyim. En son buraya dönerim. Ama bana bu hata vermesin istiyorsam şuraya işte bir pass koyuyorsun. Şuraya bir pass geç. Şu for döngüsünü şimdilik pass geç. Diğer kodları çalıştır. Sonra döneceğim ben buraya deyip şu şekilde çalıştırırsam, çalıştırdığımda bak bana hata vermedi. Evet, ilk kodum çalışıyor, ikinci kodum çalışıyor, bu da çalışıyor. Evet, bu kod da çalışıyor. Devam edelim. Print işlemlerime devam ediyorum. Bakayım, çalıştırdım tekrar. Evet, işlemlerime devam ediyorum. Kodum da çalıştı. Demek ki doğru yazıyorum kodları. Devam. İşte print oyunun artık sonlarındayım dedim mesela, çalıştırdım. Evet, onu da çalıştırıyor. Bak, işlemlerime devam edebiliyorum. Şurada bir tane for'u şimdilik pas geçtim. Ona rağmen hata vermiyor bana. Çünkü bunun içini doldurdum. Bir pass'le doldurdum. Ya bura beklesin. Bura hata vermesin bana. Ben diğer taraflarını yapayım bu işlemin. En son buraya döneceğim. Buraya bir ara döneceğim. Fırsat bulunca buraya döneceğim gibi bir anlamı var. Mesela evet, print oyunun son demlerine geldik mesela ya. Artık şimdi buraya dönebilirim. Ha, şimdi buradaki kodları hatırladım. Burada yazacağım kodlar da şuydu mesela. Print burasının görevi birden 5'e kadar sayıların karesini almak olsun. Birden 5'e kadar olan sayıların karesini ekrana yazdırmak olsun mesela. Tabii print yazarsak print'i 5 defa yazdıracak. O zaman şöyle yazalım. Direkt buranın görevine print i kare diyelim mesela. Şimdi hatırladım burayı. Döndüm geriye. Şimdi bu for döngüsünü değiştirdim. Şimdi çalıştırdım. Bakayım. Evet. İlk kodum çalışıyor. İkinci kodum çalışıyor. Şuradaki for döngüsünü de artık doğru çalıştırdım. Artık oradaki for döngüsü de sayıların karesini alarak çalışıyor. Devamı da güzel çalışıyor. Tamamdır. Oyunum bitti. En sona da artık son print oyunumu bitirdim diyebiliriz mesela. En sona da print oyunumu bitirdim kodunda çalışıyor. Bütün kodlar aktif bir şekilde çalıştı gibi düşünebilirsin arkadaşlar. Yani buradaki mantığı umarım anlatabilmişimdir. Mantık bizim için önemli. Şuradaki for döngüsünde yazacağım ifadeyi o an hatırlamadım. O an burayı pas geçtim. Pas geçtim ama bana hata vermesin istiyorum. O an burayı pas geçtim. Diğer işlemleri yapmaya devam ediyorum. En son buraya da bir fırsat bulunca, burada yazacağım işlemi hatırlayınca diyelim ya da dönüyorum. Buradaki işlemimi de yapıyorum. Anlayabildik mi? PES'in mantığı da bu. PES çok aşırı önemli bir mevzu değil.
Pes'i ben hiç kullandığımı da hatırlamıyorum. Sebebi biz şu anda hücre hücre çalışıyoruz. Yani yapay zekada hücre hücre çalışıyoruz. Şu hücrede zaten ben 200 satır kod hiçbir zaman yazmıyorum yani. Yani bir hücrede en fazla 5-10 satır kod olur. Alttaki hücrede başka 5-10 satır kod olur. Alttaki hücrede 5-10 satır, 5-10 satır. Yani 10 satırı geçmez genelde bir hücredeki kod. Ama başka programlama dillerinde ya da nokta IPYNB değil de nokta PY uzantılı dosyalarda komple bütünsel olarak çalışıyordu. O bütünsel olarak çalışmalarda işte şurada her şeyi yazarak ilerlemelisin. Yani üstten aşağıya her şeyi yazarak ilerlemelisin. Yazmazsan hata verir. İşte o hatayı, hata olmasın diye şimdilik burayı pas geçiyorum. İleride bakacağım buraya gibi bir kullanımı var. Tamam. Ne yaptığımızı anladık mı? Evet, benim işimden dolayı biraz PES kullanmamam. Yani yapay zeka alanında biz bunu çok kullanmıyoruz. PES komutunu. Ama break ve continue'yu kesinlikle güzel öğrenin. PES bu kadardı arkadaşlar. PES ile ilgili başka söyleyeceğim bir şey yok. Şimdi şunu şöyle bir kaydedeyim. Bunu ben size göndereceğim. Siz de kaydedin. Bitirdik bu işle. Done diyelim şuna ya. Done. Evet. Şimdi yeni bir not defteri açıyorsunuz. While döngüsünün temellerini atıyoruz. Yarın devam edeceğiz. Yeni bir not defteri açıyorum. Siz de açın aynı şekilde benimle. Aç mı dedik? Yeni not defteri. Yeni not defteri dedim. Yeni bir not defteri açıldı. Siz de aynı şekilde yeni not defteri açın arkadaşlar. Şurada. Loop control statements'ları bitirdik. Yani döngüyü kontrol ettiğimiz ifadeleri gördük. 3 tane ifade gördük. Break, continue çok önemliydi. Bu ikisi çok önemli. Break ve continue çok önemli. Bir de pass var. Pass'i boş verin. Pass çok önemli değil. Aşırı önemli değil. Sadece bir aklınızda bulunsun diye gösterdim. Ama break ve continue oldukça önemli. Onları güzel öğrenin. Şimdi yeni bir not defteri açın ve while loop diyelim mesela ismine. While loop, while döngüsüne başlıyoruz. Önemli bir döngü. Hocam bu hafta ek ders olacak mı? Cumartesi ders mi gitti ya? Hayır, olmayacak. Cumartesi dersinin bir ufak soru çözümü yaptım. 15 dakikalık bir video attım YouTube'a. Yeterli. Ek bir ders gibi bir şey olmayacak. Evet. Hemen while loop dedik. Başlığımızı atalım. While loop. Parantezinde yazabilirsiniz. Yani while döngüsü. Çok önemli. Loop'un döngü olduğunu artık herkes biliyordur diye tahmin ediyorum. Evet. While döngüsü. 10 dakika yeter. 10 dakika yeter bize arkadaşlar. Biz temeli anlatacağız şu anda. While'a tamamen girmeyeceğiz. While loop nedir? Biraz konuşalım. Yani temeli anlatalım. Yarın geçeceğiz asıl bunun koduna. Şimdilik birazcık konuşalım sadece. Mesela arkadaşlar for döngüsü gibi, aynı for döngüsü gibi while döngüsü de Python'daki bir döngü çeşididir arkadaşlar. Çeşididir diyelim. Tamam. Python'da iki tane döngü çeşidi var. Python programı dilinde iki tane döngü çeşidi var. For ve while. For'u öğrendiniz. Şimdi de while'ı öğreneceksiniz. Başka dillerde de genelde for ve while kesinlikle oluyor. Hatta fazlası oluyor yani. For ve while'ın dışında genelde başka bir üçüncü, mesela JavaScript'te üçüncü bir tane daha vardı. Java'da da herhalde var gene. Yani başka dillerde for ve while kesinlikle her dilde oluyor. Fazlası oluyor bazı dillerde. Burada fazlasına gerek yok. Burada iki tane döngü bizim işimizi fazla görüyor. Yeterli yani. Python'ın başka bir avantajı arkadaşlar. İki döngüyle neredeyse bütün işlemleri yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla İki döngü bize yetiyor. While da bunun gibi, for gibi bir döngü. Şimdi for gibi bir döngü. Hemen konuşalım. For'la çok benziyor yazımı. Yazımı for'a çok benziyor. Şöyle diyelim. Indentation vardır. Indentation vardır. Yani boşluk bırakırsın. Ona bir lokal bir alan ayırırsın. While yazdıktan sonra lokal bir alan ayırırsın. Ve yazım sinteksi diyelim. Yazım sinteksi. Buna sinteks deniyor. Yazım şekli. Yazım sinteksi for döngüsünün aynısıdır. Yani sen hani for'la nasıl döngü yapıyordun? Şöyle diyordun değil mi? İşte for i in liste diyordun. İki nokta koyuyordun değil mi? Liste içindeki her bir i'yi dön gibi bir anlamı vardı. Burada ne diyeceksin biliyor musun? While'da da şunu diyeceksin. While iken demek vardı. Onu da daha konuşmak değil mi? While iken anlamına geliyor. Konuşacağız bunu. İken i büyüktür 5 iken. Bunun anlamı şu. Aynı böyle yazılacak. While'ı yazacaksın. Şuraya şartı yazacaksın. İki noktayı koyacaksın. Aşağıya indi mi gene indentation'la başlatacak seni. Gördüğünün gibi print high indentation'la başlıyor. For'da da aynı mantıktı. For'da döneceğin şey belliydi. While'da döneceğin şey tam belli değil. Onları konuşacağız. While'ın yazımı da bu şekilde. Yazımı bir ufak konuştuk. Teorikten biraz daha devam etmeliyiz. Peki indentation vardı. Sinteksi for döngüsünün aynısıdır. Aynı for gibi yazılır. While'ın kelime anlamına hemen gelelim. While kelime anlamı iken demek arkadaşlar. İngilizcesi iyi olanlar while'ın iken anlamına gelir. İken anlamında kullanılıyor bu zaten. Ve şöyle bir örnek verelim hemen. Örneğin
Mesela şöyle bir kod yazdığımızda while a küçüktür 7 2 nokta. Bu ne anlama geliyor? While a küçüktür 7. Şu anlama geliyor. A 7'den küçük iken aşağıdaki işlemleri devam ettir. Aşağıdaki kodlar çalışsın. Aşağıdaki döngü sürekli dönsün. A 7'den küçük olduğu sürece aşağıdakilerin hepsi çalışsın. Evet, bunun anlamı şu. A değişkeni 7'den küçük olduğu sürece aşağıdaki döngüyü çalıştır. Yani bu döngünün ne zaman biteceği belli değil. Yani A 7'den küçük olduğu sürece aşağıdaki döngü sürekli dönecek. Bu da for ve while'ın en önemli farkıdır. Şimdi onu mu yazacağız? Evet, for ve while en önemli farkıdır. Yani for'da kaç defa döneceğini biz belirleriz. Liste kadar dön, liste elemanları kadar dön. Ya da işte ne bileyim range ile belirliyorsun. 10 defa dön, 7 defa dön, 8 defa dön. While'da genelde biz belirlemiyoruz. Yani kaç defa döneceğini bilmediğimiz durumlarda daha çok kullanılıyor while döngüsü. Yani ne zaman bitecek bu döngü belli değil. Duruma göre bakacağız, tamam mı? While genelde böyle. Hocam iken geçmiş zaman gibi. İken geçmiş zamana geliyor. Bilmiyorum. İken değil de o an. O an. Evet, şuna bakalım ben. While döngüsü belirlediğimiz koşul gerçekleştiği sürece çalışan bir döngü çeşididir arkadaşlar. Evet, asıl while'ı özetleyen bu. While diyorsun, yanında bir koşul koşuyorsun. Şu koşul gerçekleştiği sürece, bu koşul true döndüğü sürece aşağıdaki kodların hepsi çalışacak. O döngü sürekli çalışacak. Çalışacak. Ne zaman ki şuradaki A değeri artık 7'den küçük olmaz. Şu yukarıdaki örnek için A 7'den küçük olmaz. O zaman bu işlem biter. Ne zaman ki şuradaki koşul artık gerçekleşmez, o zaman bu işlem sonlanır arkadaşlar. Tamam. While'ın mantığı bu. Evet. Hemen bunu da yazalım yani. While döngüsünün for döngüsünden temel farkı for döngüsünün kaç defa çalışacağı çoğu zaman belliyken, yani for döngüsünde çoğu zaman kaç defa çalışacağını biz belirliyoruz. Çoğu zaman belli oluyor. While döngüsü genelde, biraz alta atalım. While döngüsü genelde döngünün ne zaman biteceği belli değilken kullanılır. Evet, while'da döngümüzün ne zaman biteceği belli değil yani. Ne zaman bu işlem bitecek, ne zaman bu döngü dışına çıkacağız o belli değil. Ama for'da işlemin kaç defa tekrar edeceği genelde belli oluyor arkadaşlar. Kaç defa tekrar edeceğimizin belli olduğu durumlarda, bir dur. Alparslan, niye önden gidiyorsun? Sildim yorumunu. Şöyle artistik yapmak için 3 kuruşluk bilginizle önden gidenlere çok kıl oluyorum arkadaşlar, açık konuşayım. Evet, tamam. Mantığı anladık mı? While döngüsü arkadaşlar. While döngüsü iken anlamına geliyor. Şu doğru iken devam ettir bunu. Sürekli devam ettir. Ne zaman biteceğini henüz bilmiyorum. Tamam? Bir yerde bitecek. Evet. 5 dakika var. Tamam, 5 dakika yeter. Şu anda temel bilgileri anlatıyorum zaten. For döngüsüne, while döngüsüne girmeyeceğim bugün. Kodlarına girmeyeceğim. Sadece şu konuştuğumuz kısmından bahsedelim. While döngüsü böyle. Evet. Şimdi bu while döngüsünde söyleyeceğim bir şey daha var ama onu şu an söylersem kafa karışabilir. Sadece while döngüsünün bir yazımı hakkında konuşalım. Onu da söyleyeyim ya. While a küçüktür 5 iken print, ne diyelim, a'yı yazdıralım. Print a. Şimdi arkadaşlar a diye bir değişken lazım bir kere. A değişkeni yok. Şu en dışa bir a değişkeni tanımlayalım. Yanlış oldu. While'dan önce bir dışarıda bir a değişkeni olsun. A dediğimiz 1 olsun, tamam mı? A 1. While ne anlama geliyor? İken a küçüktür 5 iken, yani tersten okuyun bunu. A 5'ten küçük iken a'yı yazdır. Şu anda bunu böyle kesinlikle çalıştırmayın. Yazdıysan çalıştırmayın. Şu anda bunu böyle çalıştırırsak bir sıkıntı var arkadaşlar. Nasıl bir sıkıntı var? A dediğim 1 değil mi? A dediğim 1. Başlıyorum. While a 5'ten küçükken. Şu anda burada doğru mu sağlanıyor? Sağlanıyor mu? 1 sayısı 5'ten küçük mü? Evet, küçük. O yüzden alta indim. A'yı yazdırdım. Ekrana 1 yazdırıldı. Sonra döndüm while'ın başına. Halen daha a değerim 1. A'yı değiştirmedim ki. A halen daha 5'ten küçük. Yine 1 yazdırıldı. Döndüm başa. Yine bir yazdırdı. İyi dakika. A hiç değişmiyor ki. Bak, ben bu seferlik çalıştırıyorum. Siz de çalıştırabilirsiniz ama dikkatli olun. Buna infinite loop deniyor. Sonsuz döngü deniyor. Bunu konuşacağız şimdi. Şunu çalıştırdığımda bakalım ekranda ne olacak.
Yavaş diyorum bir bağlansın. Bağlandıktan sonra ekranda şimdi birler göreceğim. Bir dünya bir göreceğim. Ekran bağlandı, çalıştırıyor bunu. Bir 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 hala daha çalışıyor. Hala daha bir yazdırıyor. Bu ne zaman bitecek? Bunun biteceği yok ki. Bunun biteceği yok. Şunun biteceği yok. Hemen şunu şöyle durduruyorsun. Bu döngü şu anda sonsuz bir döngüye girdi. Durdurdum bu kodu. Bu iyi bir şey değil. Sonsuz döngü kesinlikle kötü bir şeydir. Sonsuz döngüden nasıl kaçarız hocam? Arkadaşlar sen A'ya hiçbir değişiklik yapmıyorsun ki. A1'di. Halen daha 1. A sürekli 5'ten küçük. O yüzden sürekli bu döngü devam edecek. Sürekli çalışacak. Sürekli ya. Buna infinite loop deniyor. Sonsuz döngü deniyor. Bundan kurtulmanın yolu da A değişkenini artık değiştirmek. Şuradaki şart içinde kullandığın A değişkenini değiştirirsen. Mesela A'yı yazdırdım. Ondan sonra aşağıya şöyle bir şey dersem. A'ya artı eşittir 1. A'ya 1 ekle. Bu anlama geliyor değil mi? A'ya 1 ekle ve eşitle. Yani A'ya 1 ekleyeceğim. 2 yapacağım A'yı. Ondan sonra 2 5'ten küçük mü? Evet 2 5'ten küçük 2'yi yazdıracak. Ondan sonra 1 eklenecek o A'ya tekrar 3 olacak A. 3 5'ten küçük mü? Evet 3 5'ten küçük. Ekrana 3 yazdırılacak. 4 olacak arttırılıp 4 küçük yazdırılacak. 5 olacak arttırılıp 5 burayı artık sağlamayacak. O 5 yazdırılmayacak. Yani 1'den 4'e kadar olanlar yazdıracak bu şekilde. Çalıştırdığımda evet 1'den 4'e kadar olan sayılar yazdırıldığını görüyorsun arkadaşlar. Bu da çok önemli bir nokta. Bir dahaki dersin başında buna da değineceğim arkadaşlar. Tamam. Sonsuza kadar gitmemek için şurada A değişkenini arttırmalıyız. Gönderdim yazıları. Ha, şu yazıları da gönderdim. Evet bu yazıları da gönderdim. Bir sonraki ders görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet. Yarın görüşürüz diyelim. Yarın while döngüsünün derinlerine ineceğiz. While döngüsünde şu an bir özet geçtim teorik kısmını diyelim. Yarın bir daha değineceğiz. Görüşürüz. Allah'a emanet.